Ertuğrul'un. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Bütün Balkan topraklarından ve Kosova adına teşekkür etmek istiyorum. Bu yoğun zamanınızda az da olsa bize bir iki cümle kendinizden bahsetme fırsat verdiğiniz için çok teşekkürler. Rica ederim. Hoş geldiniz. Dedelerinizin Yugoslav göçmeni olduğunu okumuştum bir yerde. Ne düşünüyorsunuz? O topraklarla ilgili bir bilginiz var mı? Fikirleriniz var mı? Veya hiç görme şansınız oldu mu? Yugoslavya'yı görme şansım olmadı. Ben İzmir'de doğdum. Dedelerim oradan göçmüşler. Tam Cumhuriyet ilan edilmeden önce. Çok istiyorum görmek Balkanları. Sadece Selanik'i görebildim o taraflarda. Ama Makedonya'yı, Arnavutluğu, o bölgeleri gezmek, görmek istiyorum en yakın zamanda. İnşallah en kısa zamanda sizi de ağırlamış oluruz. Sağ olun. Ben tabii Diriliş Ertuğrul'u direkt konuyu alacağım. Çünkü Kosova'da sadece değil, Makedonya'da, Arnavutluk, bütün bu topraklarda acayip çok izlenen bir dizi oldu. Ve bu diziyi de en güzel hale getiren oyunculardan bir tanesi de sizsiniz tabii. Teşekkürler. Diriliş Ertuğrul dizisi ilk teklifi geldiğinde iki defa reddettiğinizi söylemiştiniz bir yerde. Ne oldu da fikriniz değişti ki? Çok iyi bir şey olmuş ama ondan biraz bahsederseniz. Yönetmen belli değildi o zamana kadar ve diğer teklif geldiğinde yönetmenimizin Metin Günay olduğu ve artık onunla birlikte ilerleneceği ortaya çıkınca Metin Günay hem benim arkadaşım hem de çok çok iyi bir yönetmendir. Tamamen ona güvenip tekrar işin içine dahil oldum. Ve iyi ki de dahil olmuşum gerçekten. Sonra Metin Hoca ile 5 yıl çok güzel çalıştık. Evet, 5 sezon harika. Güzel bir iş çıktı ortaya. Ve hala anılarımda güzel bir yerde duruyor. Ertuğrul Gazi'yi oynamak kolay bir şey değildi tabii. Yani at bindiniz, kılıç kullandınız. Çok zamanınızı aldı mı hazırlanmak? Mesela nasıl bir sürede hazırlandınız böyle bir rol için? Aslında genel olarak, ekip olarak yaklaşık 3 aylık bir hazırlık süreci geçirdik. Ama onun öncesinde ben biraz avantajlı olduğumu söyleyebilirim. At ilk defa kullanmıyordum. Çocukluğumdan beri bir şekilde at biniyorum. Kılıç ilk defa elime almamıştım. Hem benim kendi zevklerim arasında böyle kılıçlarım vardı. Hem de oyunculuk okurken eskrim dersi alırdık ve hani kılıca hakimdim aslında. Yani bu avantajlar olmasına rağmen yine de yaklaşık 3 aylık ağır bir çalışma sezonu geçirdik. Bu süreçte hem dövüş dersleri aldık hem atlarımızla tanıştık. Atlarımızla daha sıkı fıkı vakit geçirdik. Onun dışında da aslında role hazırlandık. Harika. Tarihe çok önem verdiğinizi biliyorum. Yani daha doğrusu öyle okumuştum, dinlemiştim. Tarihle çok ilgileniyorsunuz, çok okuyorsunuz. O da ayrı bir şey. Benim merak ettiğim aslında Ertuğrul Gazi'nin hangi yönünü daha çok ilginizi çekti oynarken? Yani böyle hangi yönünü daha çok etkiledi sizi? Aslında birçok yönü çok ilgi çekici gerçekten Ertuğrul Gazi'nin ve çok cesur, çok adaletli ve herkese eşit davranması aslında bir karakter olarak en önemli kahramanlık özellikleri bence Ertuğrul Gazi'nin. Karşısındakinin kim olduğunu çok önemsemeden ne olursa olsun sadece doğruya yönelik ve gerçeğe yönelik ya da adaletli bir tavra yönelik aldığı ya da takındığı tavır beni çok etkiliyor gerçekten. Çok etkilemişti oynarken. Onun dışında birçok özelliği var aslında ama en etkilendiğim özelliği bunlar. Peki mesela kendisi çok kararlıymış. Yani bir şeye karar verdiğinde sonuna kadar gidermiş. Mesela siz de normal hayatta öyle misiniz? Yani bir, evet, şeye kafaya bir şey taktıysam yapıyorum. Evet. Yapıyor musunuz? Yapıyorum. Yapıyorum. Yani şimdiye kadar hiç keşke bunu da yapsaydım dediğim bir şey olmadı hayatımda. Pek çok hobiniz olduğunu biliyoruz. Yani bütün Türkiye biliyor ama Balkanlar tabii sizi biraz daha çok diziden, daha çok oyuncu olarak tanıdıkları için sizin özel hayatınızı pek bilmezler. Ama sizin hobilerinizden Türkiye gayet haberdar.
Tabii bütün bu hobilerin arasında en çok fotoğrafçılığı sevdiğinizi dile getiriyorsunuz ki inanılmaz güzel bir belgesel de çektiniz Afrika'da. Bu eminim çok güzel bir hatıra olmuştur sizin için. Belki de tekrarı da olacaktır, hatıra olarak kalmayacaktır ama benim en çok etkilendiğim olay tabii ki Afrika'da su kuyu açtırmanız oldu. Yani oradaki insanları mutlu etmenin o mutluluk... Onu bize o mutluluğu tarif edebilir misiniz? Yani o insanların o suya kavuşmanın, temiz suya kavuşmanın mutluluğunu nasıl tarif edersiniz? Neyle ya, karşılaştınız? Aslında evet hani yaptığım şey mutlu hissettirebilir insana ama bir yandan da burukluğu hiç geçmiyor. Çünkü ne olursa olsun hala 21. yüzyılda temiz suya ulaşamayan insanların olduğunu bilmek çok üzücü bir şey. Bununla ilk karşılaştığımda... Bir seyahat için aslında bir safari için gitmiştim ve orada insanların hayvanlarla aynı suyu kullandıklarını ve oradaki doğal ortamdaki hayvanların içtiği suları sadece biraz ısıtarak bazen kilometrelerce yürümek zorunda kalıp temiz suya ulaşmak zorunda kaldıklarını görmek gerçekten derinden yaraladı beni ve bununla ilgili bir şey yapma isteği doğdu içimde. Oturup ekiple tartışırken bir belgesel yapalım ve hani bunun sonrasında da elde ettiğimiz gelirle orada en azından bir farkındalık yaratalım, küçük de bir olsa birilerine dokunalım dedik ve yaklaşık 10-15 bin kişiye su sağladık orada, temiz su sağladık. Bu inanılmaz bir haz ama kesinlikle. Bir yandan da gerçekten dünyada tüm reklam verenler, reklam gelirlerinin sadece %1'ini bir yıl boyunca kenara ayırsalar, dünyada susuzluk ve açlık kalmadığını bilmek beni hala çok üzüyor. Ve hani bununla ilgili... O mutluluğu hiçbir zaman yaşayamıyorum. O insanların mutluluğunu çünkü hala birçok insan dünyada suya aç ve muhtaç. Sonra onun üzerine su konusuna biraz takıldım sanırım. Ondan sonra plastikle ilgili bir belgesel daha çektim yeni. Bunun için de 6 ayrı ülkeye gittik. Özellikle Uzak Doğu ülkelerine gittik. Çünkü asıl plastikle ilgili çok ciddi bir sorunla karşı karşıyayız. Bu da dünyada hiç suya ulaşamamış insanlar var ama biz de çok yakında tüm sularımızı plastikle kapladığımız için mikroplastiklerle dolu sular içmek durumunda kalacağız ya da artık temiz su kaynaklarımızı biz de kaybedeceğiz. Şimdi de buna dikkat çekmek için bir belgesel hazırladık ve aslında önümüz o belgesel sürecinde gördüğüm tablo gerçekten çok ağırdı. Yani 2030 ile 2050 yılları arasında dünyada gerçekten biz de temiz suya ulaşamaz hale geleceğiz. Ama oradan dönüşü çok keyifli olmuştur. Yani eminim bir huzur, bir keyif. Elbette birilerinin yani hayatına... Yani bir şeyler yapmak, dokunmak birilerinin hayatına bence harika bir duygu olmuştur. Elbette birilerinin hayatına dokunmak çok tarif edilemez bir duygu ama yine de daha yapmamız gereken mi? Çok şey olduğunu görmek beni bir şekilde o mutluluğu yaşamaya itmiyor. Bir şekilde... Evet, yaşıyorum o mutluluğu, böyle bir şey yaptım ama çok yetersiz. Bunun daha büyük insanların farkındalığıyla daha başka bir yere gelmesi lazım ve gerçekten bu sorunu ciddi bir şekilde ele alıyor olmamız lazım. Duygusu o mutluluğu tam olarak bana yaşatmıyor bir şekilde. Yeni projeden de birazcık bahsetmek ister misiniz son soruyu sormadan? Yeni bir proje geliyor, Barbaros. Dizisi geliyor galiba. Evet, çok güzel bir hikaye gerçekten. Biz çok fazla şey bilmiyoruz. Siz ancak azıcık diyo verirseniz. Aslında üç denizci kardeşin hikayesi ve hani aslında Barbaros tarihe baktığımızda üç kardeşin de ayrı ayrı hikayesini tarihten takip edebiliyoruz ve dönem biraz daha bize yakın bir dönem olduğu için aslında elimizde çok fazla bilgi var. Balkanlarda aile bağları çok önemlidir. Sizin de çok güzel bir aileniz var. Zaten çok eğitimli bir aileden geliyorsunuz. Teşekkür ederim. Kardeşleriniz de öyle. Ama şimdiki kurduğunuz aileniz de çok güzel bir aile. Çok iyi bir baba olarak bahsediliyorsunuz hep. Bu kadar yoğun tempoda çalışırken onlara yeterince zaman ayırdığınızı düşünüyor musunuz? Yani ayırabiliyorum. Aslında biraz şanslıydım bu dönemde. Çocuklarım doğduktan sonra rahat çalıştığım bir döneme denk geldi ve yoğun anlarım vardı ama
Yine de her boşluğumu onlarla değerlendirdim ve hiçbir şeylerini kaçırmadım diyebilirim. O yüzden kendimi çok mutlu hissediyorum bu anlamda. Hala da bütün vaktimi hemen hemen aileme ayırıyorum diyebilirim. Çok az vaktimi dışarıya ayırıyorum. O yüzden de hiç ah keşke daha az çalışsaydım, yeteri kadar vakit ayıramadım aileme demedim şimdiye kadar. Onu demek ki güzel organize edebiliyorsunuz. Bir şekilde ki, yapabildim, evet. Evet, pandemi döneminde de mesela yani yaptığınız evle de bayağı çok konuşuldunuz. Çocuklarınız için kocaman bir ev inşaat ettiniz. Evet. O da herhalde çocuklarınıza en güzel hatıralarından bir tanesi olacaktır. Güzel bir hatıra galiba. Emir'le birlikte yaptık o evi. Oğlum da yardım etti bana. Evet. Keyifliydi. Gerçekten yapılacak çok fazla da bir şey yoktu pandemi sürecinde. Biraz ağaç biraz aldırdık. Hepimizin böyle bir şeye de ihtiyacımız olmuş sanki. Böyle bu pandemi döneminde biraz herkes kendi ailesiyle, kendi böyle çocuklarına, herkes artık bir işine biraz ara vermesi falan, bilmiyorum. Ben bu dönem biraz iyi geldi gibime. Değişik bir dönem yani. Çok, evet. Ben de iyi hissettim kendimi. Tabii ki hani hastalıktan dolayı birçok insan hayatını kaybetti. Tabii. Bu durumlar üstse de en azından evet evimde çocuklarımla birlikte hiçbir şey yapmadan vakit geçirebileceğim dostlarımızla, bir 4-5 ayım oldu. Bahçelerde böyle değişik bir dönem geçirdik yani. Daha önce yapmadığımız bir dönem yaşadık. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Yoğunluğunuzu biliyorum. Bu kadar bile bize yeterliydi. Çok, çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum yeni dizinizde. Barbaros, ben eminim çok çok daha fazla şeyler katacaksınız yeni dizinizle. Bir de sizin Kosova'dan bir hediyemiz var. Çok teşekkürler. Küçük bir şey. Türk kahvesi Türkiye'den çıkmış bir şey ama Arnavutlar kesinlikle biz daha güzelini üretiyoruz ve pişiriyoruz diye. Şöyle bir çok çok teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Tüm Balkan topraklarına, oradaki bizi izleyen sevdiklerimize de çok çok teşekkürler. Çok çok sevgiler. İnşallah en yakın zamanda o toprakları da ziyaret ederiz. Evet, bekliyoruz. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Teşekkürler.